Avrasya Hospital. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Özellikle kalp rahatsızlığı olanlar. Ülkemizde ve dünyada ölüm sebebinin koroner kalp rahatsızlığı, ikinci sırada kanserin bulunduğunun altını çizen Profesör Doktor Esat Akıncı, koroner kalp rahatsızlıklarının tedavisi hakkında bilgiler veriyor. Kritik damar hastalığı tedavi teşhis edilen, tanısı konulan hastaların büyük bir çoğunluğu bypass ameliyatına veriliyordu. Ancak o zamanlarda bypass ameliyatları şimdiki gibi yüksek başarıyla yapılamıyor idi. Mortalite daha yüksekti. Yani ölüm oranları daha yüksekti ki ben başladığım zamanlarda %20 hastaların %20'si 30'u kaybediliyordu. Bugün bu oran %1'e kadar düşmüştür. Hatta %1'in daha altındadır. O zamanlarda 80'li yılların sonuna doğru 90'lı yılların başında balon yöntemi geliştirildi. Dünyada da paralel olarak yani Amerika'da gelişti, Türkiye'de de hemen bunlar yansıdı. Balon yöntemi ve stent yöntemiyle tedavi yöntemlerinde ilerlemeler kaydedildi. Bugün geldiğimiz durumda koroner kalp hastalığı, koroner darlığı tespit edilen hastaların bugün %70'ine yakını balon ve stentle tedavi ediliyor. %30'u da ameliyata geliyor. Ameliyatı da biz yapıyoruz cerrahlar olarak. Ameliyat tekniklerinde ve yöntemlerinde kullanılan malzemelerde zaman içerisinde de gelişmeler oldu bu zaman zarfında. Özellikle minimal invaziv cerrahi veyahut da hastaya daha az zarar veren, daha az kesi yaptığınız, hastanın dengelerini, yaşamsal dengelerini, diğer organlarını daha az etkileyen tedavi yöntemleri zaman içerisinde devreye girdi ve bunlar bugün dünyada birçok klinikte, ülkemizde de kullanılabilir durumdadır. Bunlardan bir tanesi, biz eskiden bütün bypass ameliyatlarını kalbi durdurarak yapıyor idik. Bunun ortadan kaldırılabilmesi için daha sonra geliştirilen yöntemlerle kalbi hiç durdurmadan ameliyatlar yapılabilir duruma geldi. Çocukluğunda aşı olmayan var mı? Sanırım yoktur. Bu aşılar bizi gelecekte karşılaşacağımız hastalıklardan korudu. Peki yetişkinler aşı olmalı mı? İşte bu konuda bilgi almak için mikrofonumuzu Avrasya Hospital'dan İç hastalıkları uzmanı Doktor Ebru Öztürk'e uzattık. Yetişkinlerde önereceğim aşılar mesela tetanoz aşısı. Çocuklukta yaptırdığımız bir aşı ancak yetişkinlikte de bunun tekrarı gerekiyor. Tetanoz aşısı tek doz olarak tüm yetişkinlere uygulanan bir aşı. 10 yılda bir de tekrarı gerekli. Özellikle sağlık çalışanları gibi risk altında olan kişilerde aşılar daha önemli ama tüm halkımız için tetanoz gibi sonuçları çok kötü olabilecek bir hastalıktan korunmayı da aşı sayesinde sağlayabiliyoruz. Bunun gibi human papilloma virüs denen bir viral hastalık var. O da özellikle cinsel yönden aktif bir çağa gelmiş bayanlarda, 6 ile 29 yaş arasındaki bayanlarda önerilen bir aşı. Bu da cervix kanseri denen rahim ağzı kanserlerinde engellemek açısından ve rahim ağzı sihirlerini engellemek açısından çok önemli bir aşı. Doğurganlıkta etkili olabilen bir aşı. Hastalığı engellersek birçok istenmeyen sonuçları da engellemiş oluyoruz. Varicella zoster virüsü aşısı var. Bu aşı da 60 yaş üstü erişkinlerde tek doz olarak önerilen bir aşı. Bağışıklık yetmezliği olanlarda mesela lösemi, lenfoma gibi ya da kronik kortizon tedavisi alması gereken hastalarda bu aşıyı önermiyoruz. Bağışıklığı yeterli düzeyde olması lazım. Aynı şekilde kızamıkçık kaba kulak aşısı var. Çocukların özellikle yaptırdığı bir aşı. Bu aşı da yetişkinlerde öneriyoruz. Seyahat edenlerde, daha önce aşılama yaptırdığını belgeleyemeyen kişilerde, sağlıkçılarda yine hastalıkla iç içe olması muhtemel olan kişilerde, kalabalık ortamda yaşanan mesela hastaneler, okullar, kışlalar gibi yerlerde görevini yapan ya da işte kreşlerde görev yapan kişilerde özellikle önemli.
Uzun mesafe seyahatlere çıkan kişiler de önemli. Bu aşı da bir ay arayla iki doz şeklinde uygulanıyor ve hastalıktan koruma sağlanabiliyor. Su çiçeği bir diğer hastalığımız, aşısı olan bir hastalık. Su çiçeğini yine kızamıkçık kaba kulakta olduğu gibi bir ay arayla iki doz şeklinde öneriyoruz. Bunu kimlere yapıyoruz? Su çiçeği geçirme hikayesi olanlarda, bağışıklık sistemi baskılanmış olan kişilerin birinci derece yakınlarında. Çünkü hastalık bulaştırma riskini engellemesi yönünden önemli. Ve doğurganlık çağındaki bayanlara bu aşıyı mutlaka öneriyoruz. Avrasya Hospital, Asya ve Avrupa'nın buluştuğu İstanbul'dan dünyaya açılan şifa kapısı.